Manşet. Gerçek çok net. Ahmet, öncelikle malum bir pandemi süreci yaşıyoruz. Evet. 19 hastalığı salgını var. Evet. Ve ortalık kötü biliyorsun. Evet. Öncelikle bu salgına karşı ne gibi tedbirler, ne gibi önlemler alınır? Salgınla yaşamaya alışmamız lazım. Anlaşılan bunun bir ilaç bulunma süresi biraz uzun sürecek. Evet. Bu şekilde yaşamaya alışacağız. Peki sen ne gibi önlemler alıyorsun bu hastalığa karşı yakalanmamak adına? Kişisel hijyenlerimi koruyorum sürekli. Daha dikkat ediyorum yani. Peki ağzındaki maskeyi ne kadar süre kullanıyorsun? Günde 2 tane, 3 tane değiştiriyorum. 2-3 tane değiştiriyorum. Çünkü dışarıda sürekli içim oluyor. Ondan dolayı. Peki şöyle soralım o zaman. Maskeyi çenesinin altına takanlar veya hiç takmayanlar var. Bu insanlara ne diyeceğiz? Bu insanlara eğitimsizlik diyelim. Cahillik daha doğrusu. Evet. Bu insanlar hem kendini hem de karşı tarafı riske atıyor. Ya kendini düşünmeyebilirsin ama diğer insanlar düşünmen lazım. Kul hakkı sonuçta. İsim soy isim neydi abi? Ali Uğur. Ali Uğur. Ali abi, malum bir pandemi süreci yaşıyoruz. Covid-19 denen bir hastalık var. Evet. Ortalık kötü. Öncelikle bu hastalıktan korunmak adına neler yapıyorsun abi? Ne gibi önlemler alıyorsun? Mesela maske ilk ölçerek. Maske takıyorum. İşten eve geldiğimde elimi yüzümü yıkıyorum. Üzerimi dışarı çıkartıyorum. Mümkünse bazen arada banyo yapıyorum. Bunları yapıyorum. Kolonya kullanıyorum. Peki çevrenizde hiç Covid-19 hastalığı geçiren oldu mu? Olmadı. Olmadı. Evet. Peki ağzınızdaki maskeyi kaç günde bir değiştiriyorsunuz? Günlük yıkatıyorum. 20 yıkamalık bu maskeler. 20 yıkamalık? Evet. Yıkayıp yıkayıp giriyorsunuz. Evet. Peki ağzındaki maskeyi takmayanlara, çevresinin altında tutanlara ne gibi uyarılar yapmak istersiniz? Valla ne söyleyeyim, takmaları lazım. Kendileri için, çocukları için, aileleri için. Yani takmaları lazım mümkün merkezde. Ya temizliğe dikkat ediyoruz. Evet. Başka bir şeye gerekli yok. Bir de maske kullanımı oldu mu tamam. Peki maskenizi kaç günde bir değiştiriyorsunuz? Maskeyi günde 2 tane maske değiştiriyorum. Günde 2 tane maske evet. Değiştiriyorsunuz. Anladım. Peki bu süreçte en çok dikkat ettiğiniz temizlik dediniz. Evet, temizlik adı altında neler yapıyorsunuz mesela? Dokunuyor musunuz yüzeyleri? Nasıl? Ya eldivensiz dokunmuyoruz. Eldiven takıyoruz yani. Evet. Bir de temizliğe dikkat ediyoruz. Peki maskesini çenesinin altına koyanlar var. Yani maske şu şekilde bırakanlar var. Bunlara ne diyeceksiniz? Onun bir faydası yok. Boşa takmasınlar. Kendilerini riske atıyorlar değil mi? Riske atıyorlar. Daha tehlikeli. Kendi kendine de kandırırlar. Abi 14 kurala uyuyoruz bir kere. Onu söyleyelim. Ondan sonra da kendi bildiklerimizi tatbik etmeye çalışıyoruz. Mesela insanlara çok yakın olmamaya. Evimizde bile her zamanki kullandığımız malzemelerde, aletlerde dezenfekte ederek kullanmakta. Sık sık işte kolonya kullanmak. Buna benzer de diğer alkol türü şeylerle. Evet. Temizliğimize dikkat etmek en önemli olan. Bunları yapıyorsunuz. Peki ağzımdaki evet. Maskeyi kaç günde bir değiştiriyorsunuz? Ağzımdaki maskeyi ben normalde eğer bir yere gidip çıkıyorsam kalabalık bir ortama o anda değiştiriyorum. Eğer öyle bir ortama gitmiyorsam bir gün kullanabiliyorum. Kendi halimdeyken. Sağlık Bakanımızın önerileri dikkate alırsak meseleyi kökünden çözmüş oluruz. Peki siz ne gibi önlemler alıyorsunuz? İnsanlardan aramızda bir mesafe bırakıyoruz. Başka? Maskeyi takıyoruz. Çok fazla da dışarı çıkmamaya çalışıyoruz. Evet. Bunlar yani daha. Peki fazla. Ağzınızdaki maskeyi ne kadar sürede değiştiriyorsunuz? Aşağı yukarı günlük. Günlük değişiyor. Çıktığımız zaman evet. Peki bazen maskeyi takmayan vatandaşlar oluyor. Elinde tutuyor, çenesinin altında koyuyor. Bu insanlar bence duyarsızlıktır. Çünkü İnsanların da topluma karşı bazı vazifeleri vardır. Yani bunları da yerine getirmesi muhakkaktır yani. Evet, yani toplumumuz buna duyarlı olması lazım. Yalnız kendisi için değil, bütün toplum için zararlı olan şeylerden kaçınmak lazım. Vallahi maske kullanıyoruz. Elimizi dezenfekte yapıyoruz devamlı. Evet. Temizliğe dikkat ediyoruz ama Maraş'ta genellikle biraz hastalık arttı. Evet. Ve çok hani gördüğünüz gibi maske takmayan da çok. Evet. Ha bundan dolayı işte devlet biraz daha sıkı takip altına alması lazım. Yoksa hasta sayısı gittikçe artıyor. Peki maskeyi ne kadar süre değiştiriyorsunuz?
iki güne bir, benimki yıkama olduğu için bir güne bir de yapıyorum. İki güne bir bazen evde şey olduğu zaman, yani günlük hemen hemen değiştiriyoruz yani. Vallahi o kendilerinin sorunu, abla gidiyor arkadaş, maske yok. Hastalıkla kaptığı zaman vay anam vay babam diyor ama iş işten geçiyor yani. Kesinlikle maske takılması lazım, sosyal mesafeyi korunması lazım. Yoksa bu virüs hayatta bitmez yani. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Maske zaten en büyük önlem. Dezenfektan, çantamda kolonya var. Bu şekilde toplu taşımaya binmemeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Evet. Peki çevrenizde hiç COVID-19 rahatsızlığı geçiren oldu mu? Oldu. Komşumuz oldu. Evet. Görüşmedik. Hiç kapısının önünden bile geçmedik yani. Evet. Peki maskenizi ne kadar bir sürede değiştiriyorsunuz? Çarşıdaysam saatte bir değiştiriyorum çünkü terliyoruz. Saatte bir. Evet. Aynen. En geç yani. Yoksa başka da zaten evdeyken kullanmıyoruz maske. Peki maske kullanmayanlarla alakalı ne söyleyeceksin? Ay hiçbir şey söylemeyeyim. Ya akıllarını kullansınlar bence. Hala zaten koronanın olmadığını düşünüyorlar ya. Garip yani böyle şeyler. Yeterince evden çıkmamaya çalışıyorum. Yeterince dikkat ediyorum. Ellerimi yıkamaya, insanlarla temas kurmamaya, Evet. Mesafeyi korumaya, maske takmaya. Ama insanlar bunu pek umursamıyor. Peki maskenizi kaç günde bir değiştiriyorsunuz? Ne kadar sürede değiştiriyorsunuz? 2 saatte bir değiştiriyorum. 2 saatte bir Evet. Değiştiriyorsunuz. Peki maske kullanmayanlara ne söyleyeceksiniz? Ya kendini düşünmüyor yani. Bu ülkeyi düşünmeyen biri o zaman. Yani bu kadar diyebileceğim. Teşekkür ederiz. Bu kadar. Manşet. Gerçek çok net.